bana. Nerede izleyeceksiniz? Otobanın ortasındayız. Nereye gidiyorsun Erdoğan? Nereye gideceğim? Havaalanına gideceğim. Havaalanına, bu sabah havaalanından birisini karşılayacağım. O yüzden havaalanına geldim. Şöyle size havaalanı yolunu göstermek istedim. Hangi havaalanı? Heathrow Havaalanı arkadaşlar. Heathrow Havaalanı burası. Şimdi Terminal 2'ye gideceğim. Terminal 2'ye gideceğim ama ilk gitmeden önce birazcık da etrafını size göstereyim istedim. Umarım siz de beğenirsiniz. Buradan Londra'nın merkezi havaalanı. İlk Terminal 1, 2, 3'e girişte çıkan otel Holiday Inn. Holiday Inn oteli. Ben turizm otelcilik mezunuyum. Hem okuyordum hem çalışıyordum. Okul bitti. Okul bittikten sonra profesyonel bir çalışma ortamına ilk başladığım yerde Holiday Inn şirketleri altındaki Holiday Inn otelleriydi. Bir tanesi, daha doğrusu iki tane otel vardı Ataköy'de, Marina'da. Bir tanesi Crown Plaza'ydı. Crown Plaza olarak geçiyordu o zaman, 1997'lerde, 96, 94, 95, o civarlar çalıştım. Diğeri de Holiday Marina diye geçiyordu. Marina olan az odalı, Crown Plaza olan da yüksek, şu anda galiba Sheraton ismi. Giden pek araba yok, genellikle gelen araba var. Bugün pazar, insanlar döner. Tatilin son günü, önümüzdeki hafta tamamen, önümüzdeki hafta da birazcık boş olur. Ondan sonraki hafta tamamen dolar diye düşünüyorum. Birazcık giriş kalabalık gözüküyor, görüyorsunuz. Bunun nedeni de büyük bir ihtimalle ışıklar. Burada şimdi ışıklar var arkadaşlar. 2'ye gidelim. Çünkü Terminal 2 Türk Hava Yolları'nın uçuşlarının gerçekleştiği terminal arkadaşlar. Terminal 2'ye Türk Hava Yolları geliyor, iniyor ve buradan kalkıyor. Londra'ya sık gelenler bunu bilirler. Şundan bir 5-6 sene önce bu böyle değildi. Terminal 3'e geliyordu Türk Hava Yolları. Sonra bir anda hızlı bir kararla bu değişti. Terminal 2'ye alındı. Bunun nedeni de büyük bir ihtimalle Terminal 2'nin o zaman yenileme çalışmaların bitmiş olması. Çünkü Terminal 2 uzun süre bir yenileme geçirdi. Ve Allianz kuruluşuna bağlı olan, uçuş yapan havayolu şirketleri Terminal 2'ye inmeye başladı. Türk Hava Yolları da tabi Allianz'a bağlı olduğu için o da onlarla beraber bu Terminal 2'ye inmeye başladı. Daha Terminal 1 tam manasıyla bitmedi. Terminal 1 bittiği zaman herhalde, ki çok uzun süre zaman aldı. Çok zaman aldı arkadaşlar. Orası bittiği zaman herhalde Londra'nın en modern havaalanı terminali Heathrow'daki Terminal 1 olacak. Olan da Terminal 4 kalacak gibi gözüküyor. Zaten şu anda arkadaşlar pandemi dolayısıyla Terminal 4'e gelen uçuşlarda Terminal galiba 2'ye kaydırıldı. Tam emin değilim. Terminal 2'ye kaydırılmış olması lazım. Ona yanlış bir bilgi vermeyeyim size. Terminal 2'ye kaydırılmış olması lazım. Terminal 4 kapalı. Uçuşlar yapılmıyor. Gelenler de oraya gidiyorlar arkadaşlar. Sağ tarafta bilmiyorum, balonu görebildiniz mi? Geldik arkadaşlar. Şimdi burada birazcık böyle bekliyoruz. Bunun nedeni de gördüğünüz gibi şeyden dışarı bir geçirden geçenleri bekliyoruz. Kalabalık. Bayağı böyle tatil dönüşü gelenler gidenler olmuş diye gözüküyor arkadaşlar. Kalabalık yani. Anlayamadım niye kalabalıksa bu kadar. Herhalde dün akşam biraz yağmur yağdı. Evet, görüyoruz.
güzel bir gün. Sabah güzel bir sabah. Serin de değil. 14 derece. Normalde bu Londra'nın şu zamanda, şu ayda 14 derece olması birazcık şaşırtıcı bir durum. Çok da böyle şey yok. Keskin soğuğu yok ama kar yağdığını hatırlıyorum yani. Şu zamanda şöyle bileklerimize, ayak bileklerine kadar gelen kar yağdığını hatırlıyorum 2007'lere kadar. 2007'lerden sonra bir ne olduysa artık bir değişiklikler oldu. Zaten dünyada bu 2007 yani ne kadar sessiz bir yer. Biraz bir tren geçti. Şimdi şurada bak. Görüyor musunuz? Uçak. Dibimizden geçiyor. Şimdi helikopter geçiyor. Bunlar da yeni Lime'ın skuterleri. Nasıl çalışıyor? Şurada bir barkod var. Apps'ı indirip ondan sonra Apps'ı indirip buradan başlatıyorsunuz. Ve bunların özel böyle bir park için yerleri var. Bunların belirli yerlerinde şöyle yerde yazıyor. E-scooters and cycle here only. Bunlar bisikletler ve scooterlar için. Diğer bir tane daha şirket varmış. Bir de Dot. Dot'un da barkodu böyle. Evet, gördüğünüz gibi freni de her şeyde var. Sağlam bir şey. Ha böyle bırakıveriyorlar. Ve trenden çıkanlar da geliyorlar buradan böyle. Alıyorlar. Basıyorlar. Gideceği yere gidiyorlar. Ama bulundukları semtte de küçük şekilde hazırlanmış park yeri olması lazım. Çünkü olu olta her yere park edemezler. Al kapının önüne bırakayım. Sonra başkası gelsin oradan kullansın. Tekrardan götürsün. Olayı yok. Çünkü o sıkıntı bu skuterları çöplük haline getiriyor etrafı. Şimdi nereye geldik? Şimdi de Barnes'ta sizi voleybol oynayabileceğiniz bir yere getirdim. Barnes'ın içine plaj voleybolu oynanabilecek, hatta turnuvalarında yapılabileceği çok güzel bir alan yapmışlar. Şurada girip piknik yapıp oturup çayınızı kahvenizi içerken burada da plaj voleybolunuzu oynayabiliyorsunuz. Arka tarafı da tenis kortları. Şöyle tenis kortlarında da tenisinizi oynuyorsunuz. Bir de evet, elektrikli bisikletlerin yanında bir de şey demiştim size, Uber bisikletler var demiştim. Onu da göstereyim. Burada onu da bırakmışlar. Bunlar olur olmaz böyle bırakıyorlar. Bisiklet çöplüğü oluşuyor. İşte görüyorsunuz. Bu da bir Uber bisikleti. Ama Lime reklamı almış. Elektrikli olduğu için. Buradan hemen barkodu okutup Uber app'sınızı, aplikasyonunuzu açıp bisikletinizi kullanabiliyorsunuz. Elektrikli. Gideceğiniz yere gidebiliyorsunuz. Bakın burada da var. Burada da gördüğünüz gibi barkod var. QR kod gerçi. Bakın. Bakın görüyor musunuz? Yine bir bisiklet çöplüğü haline gelmiş. Böyle bırakmışlar bisikletleri. Şöyle her yerde bisiklet. Herhalde şey, Batman. Şurada bir sinema var. Sinemanın dikkat çekmesi için şu bina üzerine yapmış olduğu bir heykel herhalde. Adam zannettim ya şunu. Dedim bu adam niye çıkmış onun çatının tepesine. Lokal pub'u da burası. İngiltere'deki balıkçı kasabalarına geldiğinizde aşağı yukarı bu görüntüyü her yerde görebilirsiniz. Bu şekilde. Bu şekilde. Yine bir çöplük haline geldi.
şu manzarayı göreceksiniz. Elinize dürbün alsanız, deseniz ki birazcık daha yakından göreyim. Bu sefer de şu şekilde yapabilecek miyim? Şu şekilde yakınlaştıracak dürbün size.